Buongiorno tutti. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mikele. Ben Mehtap Dursun. Ben Nazlı Göker. Nazlı gitgide çıtayı arttırıyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz çok var. Çok önemli bir isim. Bizler için çok ay, önemli. Ay bebeğim çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kendisi şimdi söylemez, utanır, ben söyleyeyim. Bizim bölümümüzün bölüm başkan yardımcısı Mehtap hocamız. Çok saygıdeğer, çok ay, bilgili. Ay canlar, canlar. Dil mükabele. Çok önemli bir isimdir. Hocam başlamadan şu şeyi verelim. Bu nasıl bir şey ya? Profesör var 8 harfli, doktor öğretim üyesi. Bu bayağı üst bir seviye herhalde. Ne yapalım işte, evet bayağı üst seviye olduğumuz için. Bu genç yaşta nasıl hoca olunuyor böyle? Kaç gösteriyorum. Ay teşekkür ederim bebeğim, çok çalışmak önemli olan. Yorumlara bırakacağımız önemli bir nokta. Hocamız kaç gösteriyor sizce? Yakından bakın şöyle. Şöyle şu kameradayız. Yakın bakın, kaç gösteriyorum sordum. Tamamdır. Bence hiçbir bölüm açıklayamayız bunu diye düşünüyorum. Tabii ki. Orada bir şey mi yapacaksın? Tamam, yaşım bunu açıklayacağız. Gizli. En baştan bence başlayalım. Lise sonunda olan, bizi izleyen, işte üniversite sınavına hazırlanan takipçiler var. Büyük şehirlere ya da İstanbul'a gelmek Anadolu'dan onlar için genelde güzel bir hayal oluyor, bir hedef oluyor. Bunun da çok önemli bir örneğisiniz diye düşünüyorum. Nerelisiniz, nereden geldiniz, ne zaman geldiniz? Evet, ben Giresun Anadolu Lisesi mezunuyum. Tabii ki yılını söylemiyorum yaşım ortaya çıkmasın diye. Hamdi Bozvanlı Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdik. İyi bir puan yaparak buralara geldik ve burada okumaya başladık. İlk olarak tabii ki bir hazırlık sürecimiz geçti. Fransızcayı burada öğrendim. Hazırlıktan sonra işte üniversite 1, 2, 3, 4 ve orada da biraz başarılı bir öğrenciydim. Bir tık, birincilikle mezun evet. Oldum. Yani böyle bana bakıp aslında kimse inanamaz. Lisede de başarılı bir öğrenciydim. Yani aslında hiç öyle bir tarzım yok yani. Hani böyle hem sosyal olun hem çalışkan olun modundayım. Değil mi canım? Tabii muhakkak. Tabii. Mutlaka. Bir tık çalışkan olunca da işte böyle işte sonra üniversitede kaldım. Araştırma görevlisi oldum. Yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. Yaklaşık 7 senelik bir sürecin ardından da doktor öğretim üyesi oldum. Şu anda hala doktor öğretim üyesiyim. İnşallah tez vakitte Allah doçent olmayı nasip etsin. Ay çok sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi çok merak edilen bir şey var. İstanbul'a geldiğinizde, çünkü biz doğma büyüme İstanbul'da olduğumuz için çok anlayamayabiliriz genç yaşınızda. Sonuçta geldiğiniz yaş belli zaten, herkes de sabit. 18-19. O yaşta Giresun'dan İstanbul'a gelmek herhangi bir zorlukla karşılaştırdığıma şaşırdığınız ya da kızdığınız, üzüldüğünüz noktalar oldu mu? Nasıl bir alışma dönemi geçti? Evet, şimdi ilk sene boyunca full ağladım. Yurtta kalıyorum, ilk defa ailemden ayrılmışım. Bir de buraya gelmişim, Fransızca öğreniyorum. Zaten çok zorlandım. Geldim burada, yapamıyorum. Sınavlardan 10 alıyorum, 20 alıyorum. Olmuyor, mümkün değil, öğrenemedim. Sürekli ağlıyordum. O zaman Isabel vardı, kulakları çınlasın bir Fransızca hocamız. Of Meta, yine mi ağlıyorsun diyordu Fransızca bana. Yani ben her daim ağlıyordum. Dersin ortasında, çıkışta, sadece girişte. Sadece dersle ilgili mi yani moral? Hayır canım, tabii ki ailemden ayrılmışım. Yurtta kalmaktan nefret ediyorum. Ama yani gençlere şimdi böyle de örnek olmayalım. Yurtta kalın. Sonra çok sevdim diyelim. Hani ilk başta mesela Giresun'dan geliyordum İstanbul'a tabii. Elimde bir valiz yurda doğru yürürken benim burada ne işim var, Allah kahretsin falan şeklinde ilerliyordu bir dönem. Yani bir 2-3 ay böyle geçti. 3. ayın sonunda zaten okula da alıştım. Burada arkadaşlar da edindikçe yurdumda muhteşemdi falan, gece kaçıyorduk falan. İşte onlar başlayınca çok güzel olmaya başladı. Peki okul hayatının ilerleyen yıllarında bir Erasmus deneyiminiz olmuş. Evet, 4. sınıfta Erasmus'a gittim. Nereye gittiniz? INPJ Grenoble, Lyon'un yanında bir il var. Orayla anlaşması vardı. İyi de bir okuldur aslında orası. Başarılıysanız tabii, dediğim gibi yani biraz bir tık böyle başarılı olduğum için. Başarıdan kasıt neydi? İşte not ortalamasından bahsediyorum. Ve tabii ki yabancı dil, değil mi? Ha tabii, evet, yabancı dil artı not ortalamasından bahsediyorum. Hani başvuru yapıyorduk. İşte biz de iki kişi olarak INPJ Grenoble'de gittik. Çok güzel bir deneyimdi. Kesinlikle herkese Erasmus'u tavsiye ediyorum. Yani gece hayatı yüzünden bir tavsiye ediyorum. Yani, çünkü şöyle, öyle bir tavsiye gece ediyorsunuz. Gece ve gündüz çok fazla akademik bir şey kattığını söyleyemeyeceğim açıkçası. Ama çok fazla kültürel bir değişim, kültürel bir zenginleşme
yaşattı, çok fazla arkadaşım oldu. Orada da tabii buradan çok daha kolaydı. Bir de hani yabancı öğrencisiniz, gidiyorsunuz oraya, hocalar da size tabii pozitifler. Sınav yapmıyorlar, hep ödev veriyorlar falan. Eller havaya biz geziyorduk yani. Gezmediğim yer kalmamıştır herhalde. Erasmus'a gidenlerin öyle bir avantajı oluyor benim bildiğim. Eğitim vizesiyle bütün Avrupa'yı. Tabii tabii evet, oturma izni veriyorlardı bana. Şu an nasıl veriyorlar bilmiyorum. O zaman oturma izni vermişlerdi bir yıl. Bütün Avrupa'ya. Devletin desteği de var değil mi maddi tabii, tabii, olarak? Tabii tabii, ulusal ajans sanırım. Bir hala öyle. Şu an ne kadar olduğunu hatırlamıyorum açıkçası ama işte bir 300-400 euro gibi bir şey alıyorduk aylık. Zaten yurt da çok uygundu. Bir de yurdun üstüne kalma için orada da kaf diye bir sistem var. O sistemle de bir para daha alıyorduk. Bence gayet yetmişti yani. Sıkıntı olmamıştı. Peki hiç ailenizden şey gördünüz mü? Mesela kızım seni ta İstanbul'lara gönderdik Giresun'dan, bu Erasmus başımıza niye çıktı diye. Hayır, benim ailem hep desteklemiştir. Tabii kızım git, kızım git kızım. Yani gitmelisin. Ben daha çok korkardım açıkçası böyle şeylerden. Onlar git falan dedikleri için. Velilere bir konuşun çocuklarınızı. Gönderin. Korkmayın. Gönderin. Lütfen çocuğunuzu özgür bırakın. Ona güvenin. Yapacaklarına inanın ve gitmek istediği her yere gönderin. Okumak istediği her bölümde de okumalarına izin verin. İlle de böyle hani ille de matematik bölümünde okuyacaksın, ille de MF öğrencisi olacaksın, mühendis olacaksın, tıpçı olacaksın vesaire, böyle bir moda da girmeyin. İleride çok mutsuz olabilirler. Mesela ben de girerken annem çok istemişti tıp yazmamı. Benim de. Evet, yani ille tıp yaz. Yapmayacağım dedim. Belki ona inat olsun diye de yapmış olabilirim veliler. Bu arada yani çocuklarınız hani size ters de tepiyor olabilirler. Özgür bırakın. Herkes istediğini yapsın. İyi ki yazmamışım tıp. Hani tıp okuyan arkadaşlarım var. Şu anda doktor olanlar var. Yaşadıklarını da görüyorum. Ya size uygun olmadığı için tıp yazmamanız ideal olmuş. Evet, yani yaşadıklarını gördüm dedim. Mesela ben gidip 2 günde bir, 3 günde bir nöbet tutabilecek, o hastanede yatacak modda bir insan değilim. Onun için çok isabet olmuş benim için. Çok güzel bir meslek seçtim. Endüstri mühendisliğinde herkese öneriyorum. Sizin olduktan sonra ne yapmak istediğinize nasıl karar verdiniz? Şimdi şöyle, ben ne yapmak istedim? 3. sınıfta karar vermiştim. 2. sınıfın yazında hani bir stajımız oldu. 3. sınıfın yazında bir stajımız oldu. Benim stajlarım pek umduğum gibi geçmedi. İş hayatında böyle bu baskıyı çok kaldıramadım. Hani staj için gittik, işte bir şefin var, şef sana bir şeyler söylüyor, onu yap bunu yap. Ben biraz daha özgür ruhluyum. Ben okumalıyım, araştırmalıyım, yeni bir şeyler yapmalıyım, birilerine bir şeyler öğretmeliyim. Çünkü sınıf itibariyle ben biliyordum. Üniversitede bir şekilde akademik hayatta var olacağımı biliyordum. Öyle karar vermiştim. Onun için mezun olduğumda da belliydi zaten. Peki neden bu üniversite? Niye Galatasaray? Seviyorum. Mesela yurt dışını düşünmüş müydün? Bir dönem düşündüm için. Yurt dışına da gitmeyi. Hatta başvurularımı yaptım. Ecole Centrale de Paris'den kabul aldım. Bursumu da buldum. Gitmeye karar vermiştim. Sonra Eylül ayında üniversitede kadro açılınca dedim ki zaten ben gitsem de elinde sonunda döneceğim. Ben hazır burada kadrom da açılmış. O kadroya başvurayım. Sonra peki yüksek lisansı da birincilikle bitirdim. Ay tamam, ama yani sormaya gerek yok onu. Ama tamam yani işte çok nazarlanacağım. Şunu soralım, yüksek lisansa kabul almak için Türkiye genelinde gençlerin ne yapması lazım? Bir kere arkadaşlar, üniversitedeki not ortalamanıza çok dikkat edin. Çünkü bütün üniversitelerin bazı vardır. İşte mesela Boğaziçi der ki 3.5'un üstüne alıyorum, atıyorum. Ya da işte başka bir X üniversitesi der ki 3'ün üstüne alıyorum. Onun için mutlaka not ortalamanıza dikkat edin. Burada bir anekdot vereceğim. Hocam aynı zamanda bizim yüksek lisans kabullerinde de jürimizdir. Dolayısıyla bu süreçlerde, içte evet, geçen mülakatlarda da her şey hakim olduğu için sizin aydınlatmanızda fayda var. Not ortalamanıza bir kere dikkat edin. Çünkü o not ortalaması önümüze geldiğinde eğer düşük bir not ortalaması geliyorsa direkt şey modu oluyor. Çok umursamaz. Yani hani tembel, akılsız falan gibi değil de demek ki bu öğrenci bu okulu umursamamış, derslerine çalışmamış, yüksek lisansı burada devam ederse de bir şekilde derslere girmeyecek algısı bize geçiyor. ALES'e zaten YÖK'ün koymuş olduğu kural sonucunda bakmak durumundayız. %30 ALES, %30 not ortalamanız ve %30, %10 yabancı değil sanırım ve %30 da o mülakattan aldığınız puanla bir sıralama elde ediliyor. ALES'e de iyi çalışın. ALES de zaten çok basic bir sınavdır. Onda da mı birinci olmuştunuz? Hayır. Ben alıştım. Sen daha yüksek almış olabilirsin o sınavdan. Yani
ALES çok basic bir sınav. Önemli olan süreyi yetiştirmekti. Değil mi? Sen bu konuda bilgilisin. Evet. ALES basit bir sınav aslında. Evet. Bu... Yani basit bir sınav. Türkçe yani. Ve matematikten oluşuyor. Evet. Üniversite sınavının ilk bölümü gibi, hatta bir tık daha kolay olduğunu yani öne söyleyeyim. Yani önemli olan sadece süreyi yetiştirmek. Süreyi yetiştiriyorsanız ALES'inizi güzelce yaparsınız. ALES'te şuna dikkat etmek lazım. Birkaç defa ALES'e girdiyseniz eğer. Girin. Başvuracağınız zaman arasından en yüksek ALES'inizi seçip onu teslim beyan edebiliyorsunuz bölümünüze. Evet. O yüzden mümkün olduğunca erken ALES'e girmeye başlayabilirsin. Yabancı dilde peki hangi sınavlara girebiliyorlar? Bir üniversitelerin kendi yaptığı sınavlar oluyor yabancı dil. Tabii o her üniversiteye göre değişiyor. Eğer üniversitenin kendi sınavını kabul ediyorsa o enstitünün yaptığı sınava girebilirsiniz. O çok daha sizin için belki kolay olabilir. Daha bir hani proficiency ayarında bir sınav oluyor çünkü. Onun dışında KPDS'ye girebiliyorlar, YDS'ye girebiliyorlar. IELTS'in geçerliliğini Türkiye'de kaldırdılar. Evet, evet. Tavsiyem bence enstitünün yaptığı sınava girin. Hayal ettiniz, ben akademide olacağım, araştıracağım, çalışacağım, kendim bir şeyler üreteceğim dediniz. Özel sektörde olmak istemiyorum dediniz. Dedim. Bu güzel bir karar aslında. İnsanın 3. 4. sınıfta vermesi icap eden bir karar. Hayat çizginizi de kendi karar verdiğiniz şekilde gittiğiniz için şanslı da sayılırsınız. Evet. Aradığınızı buldunuz mu? Yani sizi en çok, ama şimdi biraz şeyi de konuşalım yani, avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Ah bu da olsaydı dediğiniz şeyler oldu mu? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, ben girerken akademik ücretler bu denli iyileştirilmemişti. Hala aslında insanların aklında böyle bir algı vardır. Hep hani akademidekiler düşük ücret alırlar diye. Yani birazcık daha idealist olmak gerekiyordu. Ama mesela şu anda birinci sınıf öğrencileri, hatta geçenlerde ikinci sınıflarla böyle bir sohbet oldu. Onlar sordular ve yeni başlayan bir araştırma görevlisinin aldığı maaşı söyleyince herkes "Aa, o zaman biz de akademide devam edelim" dediler. Hala aslında öyle bir algı var. Ama şu anda özel sektöre başlamaktansa akademide devam etmenin maddi olarak daha iyi olduğunu. Yeni başlangıç maaşı için daha avantajlı. Evet. Ama sonra artış düzeyi tabii biraz... Tabii sonrasının artışını da açıkçası tamamen de kişinin performansına bağlı o artık çalışma peki, hayatında. Peki çok objektif bir soru. Bugün yaşıtlarınızla kendinizi kıyasladığınızda maaşınız daha mı yüksek, daha mı düşük? Bilmiyorum yani, kimse hani ne ya kadar sanırsam aldığını söylemiyor ki kimse. Evet. Şöyle bir şey var. Ha, ama mesela bankada falan çalışan arkadaşlarım var. Onlardan iyi alıyorum. Yani eğer oysa, ama nasıl yani, endüstri mühendisi olmayanlardan bahsediyorum şu an. Hayır. Arkadaşlarınız şimdi soruyor. Kendi sınıf arkadaşlarım. Yani bugün şu çok açık söyleyebilirim ki ben inanıyorum buna. Bazı elimde datalar da var. Galatasaray endüstri mühendisliğinden mezun biri 30-35 yaşında bir profesör maaşını çokça geçiyor. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Alkış alalım mı? Şimdi o kariyer şöyle başladı. Benim hani böyle bazı şeyleri öğrenme isteğim vardı. Kadın hakları ile ilgili de öğrenmek istedim. Mesela bir metrobüste erkek tarafından bir hafif bir tacizle karşı karşıya kaldım ve hafifi orada... Hafifi olmaz ya. Yani hafifi olmaz tabii de, çok böyle şey değildi hani. Tam detayını da söyleyemiyorum da. Ha şimdi orada bu çevredeki insanların verdiği tepkiyi gördüm. Şimdi biz orada hiçbir hakkımı da bilmiyorum. Karşımda bir adam var, bana sarkıntılık ettiğini düşündüğüm bir adam var ve kendimi savunmak istiyorum. Ama hiçbir hakkımı da bilmiyorum. Metrobüste ineceğiz ve adam gidecek. Ve çevredeki insanlar da hani "Ay bırak, ne olacak ki" falan diyor. Açıkçası o mod da beni çok hani yerini değiştir diyenler falan oldu o zaman bana. Ama ben yılmadım. O gün mesela akşama kadar karakolda adamı şikayet etti. Daha sonrasında hani davası vesairesi oldu. O aşamada da bir öğrenmek istedim açıkçası. Benim haklarım neler? Ne yapabilirim? Ya da hani o hukuk dilini öğrenmek istedim. Bunlar neden bahsediyorlar diye. Öyle bir adalet meslek yüksekokulu var. Anadolu Üniversitesi'nde var, bir de İstanbul Üniversitesi'nde açık var. Öğretim, evet, açık öğretimde. Zaten uzaktan okuyorsunuz. 2 yıl bir adalet okudum. Oradan sonra dikey geçiş hakkı verdi. Şimdi orada da mı birinci oldunuz? Hayır, yok, onu bilmiyorum. Ben gördüm gözümle. Yüksek onur belgesi var. Evet, evet. Orada. Şimdi yani. Şöyle bir sistem var çünkü orada. Türkiye'de herkes okuduğu için orada kitaplarınız var. O kitapları okuyorsunuz ve test usulü yani dönemde 2 tane sınava giriyorsunuz. Şimdi o ortalamanın yüksek olması da dikey geçiş yaparken etkili oluyor. Onun için de biraz şey oldu. Ama benim biraz görsel hafızam iyidir. Mesela sabah kalkıp bakıyordum. Hani test sorularına da bakıyordum. O cevap aklımda kalıyordu. Çok fazla öğrenmeyebiliyordum açıkçası ama yine de bir şekilde yaptım. Sonra dikey geçiş sınavı var dediler. Baktım dikey geçiş sınavında matematik, Türkçe yine basic ALES tarzında. Yani gireyim bari dedim. Marmara Üniversitesi'ni kazandım.
bayağı hukuk kazandım. Evet, Marmara Üniversitesi hukuk kısmında. 4 yıllık hukuk. 4 yıllık, evet. İkinci öğretimde değil, birinci öğretimine yazdım. Oraya girdim ve ilk sene açıkçası dondurdum. Çünkü biraz zor oldu. Adapte olman da zor oldu. Başka bir okul ve çok daha peki, büyük bir okul. Peki bir şey soracağım. Adalet okuyanlar hukukun birinci senesinden mi başlıyor? Şimdi her okul farklı başlatıyor. Mesela Marmara Üniversitesi hiçbir dersimi saymadı. Ama başka sayan üniversiteler varmış. Adalet diplomanız hali hazırda var. Adalet diploman var, evet. Yani çok yönlü bir insan olarak. Evet, sağ ol. İnsanlara da, gençlere de bunu öneriyor musunuz? Öneriyorum tabii ki. Nasıl, ne yapmak istiyorsanız onu yapmalısınız. Hani ben işte atıyorum mesela ne bölümde, işte hukuk bölümüne girdim, okuyorum. Sevmiyorsanız tabii ki onu bir bitirin. Bir bileziğiniz olsun. Onun dışında fotoğrafçılık mı okumak istiyorsunuz? Gidin, fotoğrafçılık okuyun. Hani yanında ikinci şey olabilir. Gidin istediğiniz şeyi de yapın. O size daha büyük bir tatmin katacaktır diye düşünüyorum. Yani peki, bizim kendi örneklerimiz de, çünkü Nazlı Hoca da medya ve iletişim evet, mezunu evet, aynı evet, zamanda. Ben de işletme okudum açıktan evet, İstanbul evet. Üniversitesi'nde. Bunlar önemli ve aynı zamanda gördüğünüz gibi değişik uğraşlar da ediniyoruz. Şimdi tüm bu akademik faaliyetlerin, öğrenciliğin, hocalığın dışında üniversitede çalışmanın şöyle bir kanalı da var. İdarecilik, yöneticilik gibi bir opsiyonu da var. Videonun başında da söyledik, bölüm başkan yardımcımız. Bir sürede bir yıl oluyor mu? Bir yıl olmak üzere, evet. Bu ulvi görev, bu idarecilik, insanları yönetebilme kabiliyeti, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi ben tabii bölüm başkan yardımcısıyım. Sağ olsun bölüm başkanımız tabii ki her şeyi organize ediyor. Ben elimden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyorum. Evet, bu da farklı bir şey. Sonuçta burada da yasayı, mevzuatı öğreniyorsunuz. Mesela yazışmaların nasıl yapıldığını öğreniyorsunuz. Mevzuata uygun şekilde ne olması gerektiğini. Hani o kısımlara hakim oldum. Yani akademisyenlik bir diğer kilit noktası da idari görevlerde tabii, bulunmak. Tabii ki. Yani neden olmasın ki? Şimdi biz bu okulu seviyoruz, bu bölümü seviyoruz. O zaman bu bölüm için bir şey yapmamız lazım. Onu daha ileriye götürebilmek için tabii ki taşın altına elimizi sokacağız. Kenara çekilip ay ben bugün geleyim dersimi anlatayım, yarın da işte kimse bana dokunmasın, hiç kimse benden hiçbir şey istemesin gibi bir durum söz konusu değil. Mehtap Hoca nasıl bir insan yani, biliyor musunuz? Şu anekdotu da biz yüksek lisansta Mehtap Hocamızın öğrencisiyiz. Hayır, bir ders tabii alıyoruz. Kalite mühendisliği. İkimiz de araştırma görevlisiyiz. Yani buranın çalışanıyız. Bizi Nazlı'yı sol başa, beni sağ arkaya almak bir suretiyle yaptı. Bütün sınıfın önünde kopyacı ilan etti. Hayır. Bizi rencide etti. Diğer arkadaşlar makamımızdan, sözümü kesmeyin. Lütfen makamımızdan alaşağı etmek suretiyle bizi ayırdı. Mobbinge uğradı. Ama biz bunu da aştık. Aynı notu almayı evet, başardık. Aynı notu aldılar gerçekten. Herhalde telefonla çektiler bilmiyorum o kısmı. Olabilir. Sürekli iftiralara ama yani hocam, şimdi oradaki arkadaşlara ayıp, saygısızlık. Onun için ben sizi ayırmak zorundaydım. Peş peşe bıraksam bu sefer arkamdan diyecekler. Ya bak görüyor musun, torpil yaptı diyeceklerdi öyle şeyleri. Ben anlıyorum. Abi. Mehtap Hoca çok adil bir hocadır bu ay arada. Ay canım sağ ol. Bu da önemli bir karakteriniz, kaliteniz hak bence. Hak yemeyeceksin. Hiç kimsenin hakkı yemeyeceksin. Asla. Yemeyecek. Biz de yemeyiz. İyi yaptınız. Akademinin içinden bir bölümün daha sonuna geldik. Bizden diğer bölümler için beklentilerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Umarım faydalı olabilmişizdir. Size de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk bizi... çok zevkliydi. Çok güzeldi. Bizi... Canım benim. Adam. Gerçekten onurlandırdınız hocam. Ay, sağ olun, var olun. Benim için çok büyük bir zevkti. Kahve için de çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar gönderiyorum. Buongiorno a tutti. Videoyu beğendiyseniz beğendiğime tıklayın. Zil işaretine basmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz kanala mutlaka abone olun. Aboneyim, abone. Evde, işimde. Ciao ciao, arrivederci. Ciao.